Çalıştığı hastanede şiddete uğrayan sağlık çalışanı uzlaştırma yoluyla karşı taraftan depremzede vatandaşlara 5000 TL yardım etmesini istedi. Türk Sağlık Sen Bul Şube üyesi Bayram Ceren'in çalıştığı kurumda şiddete uğraması üzerine beyaz kod çağrısında bulunuldu. Olayın ardından şiddet gösteren kişi savcılığa götürüldü. Karşılıklı ifadeler alındı. Beyaz kod tutanağı oluşturuldu. Olaydan sonra uzlaştırmacı kanalıyla bir araya gelindi. Ben de gerekli yardımlarda... Türk Sağlık Sen Bul Şube üyesi Bayram Ceren, sağlıkta yaşanan şiddetin kendisini üzdüğünü belirterek yaşadığı durumu aktardı. Keşke böyle olaylar yaşanmasa, keşke deprem olmasa, keşke beyaz kod olmasa. Sağlıkta şiddet olmasa. Sağlıkta şiddet olmasa. Yani üzgünüm yani. Her beyaz koddan da üzgünüm. Memleketimizin yaşadığı deprem felaketinden de çok üzgünüm. İçimiz yanıyor yani. Zaten aklımız, kalbimiz deprem bölgesindeydi. Yani nasıl katkı sağlarız noktasında. Aklıma öyle geldi ilk etapta. Yani insan kendini düşünmüyor yani. Kendini düşünmüyorsun yani, oradaki insanları düşünüyorsun. Böyle bir karar aldık yani. Türk Sağlık Sen Bul Şube Başkanı Furkan Özübek, sendika binasında üyesi Bayram Ceren ile bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada yaşanan iki büyük depremden dolayı üzgün olduklarını kaydetti. Öncelikle deprem bölgesinde yaşadığımız asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Allah yar ve yardımcı olsun. Biz tek millet, tek yürek olarak bunun da altından kalkacağız inşallah. Özübek, Ceren'in uzlaştırma konusunun örnek gösterileceğini dile getirdi. Eğitim Araştırma Hastanemizde bir beyaz kot olayı zuhur bulmuştu. Bu beyaz kot olayında üyemiz Bayram Ceren Bey mahkeme uzlaştırmaya gidin şeklinde karar verince Bayram Bey de çok güzel bir örnek davranış sergileyerek uzlaştırmacıya 5000 lira kabul ederseniz depremzedelere yardım için ben de sizle uzlaşırım ve sorun ortadan kalkar. Sağlıkta şiddete karşı olduklarını vurgulayan Özübek, yaşanılan olayın farkındalık oluşturması ve örnek teşkil etmesi adına üyelerine teşekkür belgesi verdiklerini belirtti. Bu örnek davranıştan dolayı biz de kendisine sendikamız adına hem teşekkür ederim hem bir teşekkür belgesi verelim ve farkındalık oluşturarak diğer ne kadar doğrudur, yanlıştır bilmiyorum ama beyaz kod olayında bu şekilde bir en azından depremzedelere farkındalık olsun, yardım olsun diye elimiz taşın altına koyarak bir örnek teşkil etmesi açısından da bunu sizler vasıtasıyla medya olarak ulaşabildiğimiz her kişiye ulaşalım diye bu farkında oluşturmak istedik. Açıklamaların ardından Ceren'e gösterdiği örnek davranıştan ötürü teşekkür belgesi verildi.